Şuara suresini açmışım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Bak, Rahman ve Rahim olan. Sırf bu kelimeler bile insanın kalbinde ferahlık meydana getirir. Bak, Rahman ve Rahim, koruyucu, kollayıcı olan Allah'ın adıyla, Allah'ın şefkati ve koruyuculuğuyla başlıyor. Ta, sin, mim. Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Kur'an hani kapalıydı yobazlar? Bak, açık diyor Allah. Size mi inanalım, Kur'an'a mı inanalım? Tabii Kur'an'a inanacağız. Onlar mümin olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin, öyle mi? Peygamberimiz Allah uyarıyor. Çünkü adam ölü. Peygamberimiz anlıyor. Peygamberimiz çok sevgi dolu, çok şeker bir peygamberdir. Yani dünya tatlısı da peygamberimiz. Çok hassas. Acayip kendini üzüyor. Acayip. İman ediyor. Anlatıyor adam. Öküz gibi bakıyor. Anlatıyor öküz gibi bakıyor. O zaman da müthiş üzülüyor. Allah da ona uyarıyor peygamberimiz. Kendini kahredeceksin diyor. Hastalanıyor yani. Üzüntüden. Dilersek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de onlar boyunları eğilmiş kalırlar diyor. Ebced'i kaç? 2022. Bağışık. Gökten inen bir ayet, mucize. İsa Mesih. Ve Allah tam tarihine verir bak, 2022. İsa Mesih'in görünmez, aşikar olması. Bak, dilersek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de onlar boyunları eğilmiş kalırlar diyor. Boyunları bükülmüş kalırlar diyor. Hayret ve şaşkınlık içinde kalırlar diyor Allah. Teslim olmuşlar kalırlar diyor. Maşallah. 2022'de İslam'ın dünyaya hakimiyetine bakıyor. Tabi ayetin anlamı geniş. Allah bela veririm anlamında da diyebilir. Kıyamet anlamına da gelebilir. Ama biz yorum olarak bunu bu şekilde söylüyoruz. Dün 2-2-2022 önemli bir tarih olacak demiştin inşallah. Evet. 2-2-2022 saat 22 dedim. Maşallah. Evet. Bak, 2022 tane veriyor burada da inşallah. Onlara Rahman olan Allah'tan yeni bir uyarı gelmeyi versin. Hiç tartışmasız ondan yüz çevirirler. Bir türlü kabul etmezler diyor Allah. Mesela Mehdi'nin alametleri var diyoruz. Fırat'ın suyu kesiliyoruz, yüz çeviriyor. Kabe'ye baskın oldu diyoruz, yüz çeviriyor. Ay ve güneş tutulmaları oldu diyoruz, yüz çeviriyor. İki tane kuyruklu yıldız peş peşe çıktı diyoruz, yüz çeviriyor. Ya kardeşim, Ramazan ayında bir kere 15 gün arayın ay ve güneş tutulması olması çok büyük bir olaydır. Kabe'de tarihinde ilk defa hac engellenecek şekilde baskın oluyor. Bu çok büyük bir olaydır. Adam kale almıyor. Gerçekten yalanladılar fakat alay konusu yaptıkları şeyin haberi kendilerine pek yakında gelecekti. Bak, gerçekten yalanladılar. Mesela Mehdi'ye de yalanıyor, İsa Mesih'i de yalanıyor, İttihat-ı İslam'ı da yalanlıyorlar. Fakat bir de alay konusu da diyorlar. TRT'ye çıkıp televizyona İsa gelecekmiş, ölü nasıl gelecek falan diye alay ediyorlar açık açık. Çok fazla televizyon kanalında görünüyor. Fakat alay konusu yaptıkları şeyin haberi kendilerine pek yakında gelecektir. Doğru olduğunu görecekler diyor Allah, pek yakında.